Malazgirt Savaşı'ndan sonra Anadolu'da kurulmuş olan Danışmentler, Saltuklular, Mengücekliler ve Artuklular gibi Türk beylikleri Bizans ve Haçlılara karşı mücadele etmiştir. Bu durum aşağıdakilerden hangisinin bir göstergesidir? Anadolu'da Türk İslam varlığını korumaya çalıştıklarının bir göstergesidir arkadaşlar. Neden? Bakın Malazgirt Savaşı'ndan sonra bin... 71'den sonra Anadolu'da kurulmuş olan danışmentler ve diğer beylikler Bizans ve Haçlara karşı mücadele ediyorlar. Neden? Anadolu'da Türkistan varlığını korumaya çalıştıklarından. Anadolu Türkistan varlığı ne zaman başlıyor? Asli olarak Malazgirt Savaşı ile başlıyor. Ve bu Malazgirt Savaşı ile ilgili elde eden kazanımlarını arkadaşlar ne yapıyor? Korunması için Haçlılarla ve Bizansla ne yapıyor? Bu beylikler mücadele ediyor yukarıdaki kazanımların kaybolmaması için. Doğru seçeneğimiz A seçeneğimiz olacaktır bu yüzden. Diğer seçeneklere baktığımızda B, C, D, E seçeneklerine baktığımızda yukarıdaki paragraf ile arkadaşlar ilişkilendirilemediğini görmekteyiz. O yüzden doğru seçeneğimiz A seçeneği. Birinci Alaaddin Keykubat döneminde gerçekleştirilen Suudak seferiyle Suudak alınmış ve Kırım'ın içlerine kadar ilerlenmiştir bu fetihlerin aşağıdakilerden hangisine ortam hazırladığı söylenebilir. A seçeneğine baktığımızda Trabzon Rum İmparatorluğu'nun Türkiye Selçukları topraklarına katılmasına. Hayır. Baharat yolunun Türkiye Selçuklularının hakimiyet altına girmesine. Arkadaşlar yukarıda zaten bahsedilen yer burada İpek yolu var. Oysa aşağıda şıkkı verilen Baharat yolu. Bununla hiç alakası yok. Karadeniz'in Türk Gölü haline gelmesine henüz arkadaşlar e, Kırım işlerine kadar gidilmiş ama Karadeniz henüz Türk Gölü haline değildir. Henüz değildir. Türkiye Selçuklularının Karadeniz tiyatrına söz sahibi olmasın. Evet. E, ne yapmışlar? Kırım alınmış. Kırım, e, Sudak Limanı alınmış. Kırım'ın önemli bir kısmı yine fitih gerçekleşmiş. Ama e, bu anlama gelmez ki Karadeniz artık bundan sonra Türk Gölü oldu. Sadece henüz Karadeniz'i çevreleme yolunda atılan bir adım. O yüzden doğru seçeneğimiz D seçeneğidir diyoruz. Danışman desteğiyle Türkiye Selçuklu tahtına oturan Sultan Mesut Danışmanların idaresinden kurtulmaya, Bizansları Anadolu'dan atmaya ve Anadolu'da birliği sağlamaya çalışmıştır. Buna göre Sultan Mesud'un siyasi bağımsızlığını kazanma Anadolu'yu egemenliği altında birleştirme, taht kavgalarını önleyip merkezi otoriteyi güçlendirme amaçlarından hangilerine yönelik hareket ettiği söylenebilir. Evet siyasi bağımsızlığını yine kazanmak istiyor. Neden arkadaşlar? Danışmentlerin idaresinden kurtulmaya. Çünkü Anadolu Selçukluları, Türkiye Selçukluları arkadaşlar Haçlı seferleriyle büyük bir yıkım yaşamışlardı. Büyük bir arkadaşlar ne diyelim sıkıntı yaşamışlardı. İşte Haçlı seferleri sonrasında bu otoriteyi yeniden korumak için daha önce danışmanlar bir ara egemenliğine giriyordu. İşte onların egemenliğinden tekrar kurtulmaya çalışıyor Sultan Mesut. Siyasi bağımsızlığını yine kazanmaya çalışıyor. Özellikle bu kez danışmanlara karşı. Anadolu'yu egemenlik altına birleştirmeye bakın zaten yukarıda birliği sağlam ediyor. Anadolu birliği sağlamaya bunu açıkça ifade etmiş. Sorumuz tat kavgalarını önleyip merkezi otoriteyi geliştirme. Yukarıda böyle bir şey var mı? Yok. Daha çok dışarıya karşı yapılan bir politika söz konusu. Bu yüzden bir ve 2'nin olduğu C seçeneği doğru seçimimiz olacaktır. Birinci Kılıçarslan'ın ölümü ve büyük oğlu Şehin Şah'ın Büyük Selçuklara rehin düşmesi üzerine 1107-1110 arasında Türkiye Selçuklu tahtı boş kalmıştır. Bu durumun aşağıdakilerden hangisine ortam hazırladığı savunulamaz. Fetih hareketleri durar. Neden? Ülke içerisinde fetret denen bir olay var. Veraset sisteminin düzenleme yapılmasına bu yanlış bilgi arkadaşlar. Hiçbir zaman Selçuklu'da da veraset sistemi düzenlenmemiştir. Ülke hanedanla ortak malı olma anlayışı devam etmiştir. Merkezi otoritenin zayıflamasına neden iç kavga var? Neden fetret dönemi var? Bizans saldırılarının yeniden başlamasına çünkü güçsüz bir Anadolu Selçuklu devleti var. Tahtı boş. Devletin kuruluş döneminin uzamasına... Evet arkadaşlar devletin kuruluş dönemi uzar çünkü yukarıda bahsedilen dönemler henüz Selçuklu'nun daha kuruluş aşamasını tam olarak tamamlayamadığı dönemler, 1080'den sonraki dönemler. Bu doğrultuda baktığımızda en doğru seçeneğimizin B seçeneği olduğu görülecektir doğru şık olarak. Haçlı seferlerinin Hristiyanlarca kutsal sayılan yerlerin Müslümanlardan geri alınmak istemesi. Türklerle baş edemeyen Bizans'ın Avrupa ve Papa'dan yardım istemesi. Avrupa'da nüfusunu artması sonucu köylülerin doğuda toprak sahibi olmak istemesi gibi sebepleri ekonomik, siyasi ve dini olarak aşağıdakilerden hangisinde doğru bir şekilde gruplandırılmıştır? Şöyle bir baktığımızda arkadaşlar e, Hristiyan kutsal yeri Müslüman elinde olması dini. Türkler başlayan Bizans'ın Avrupa'da yardım istemesi siyasi. Arkadaşlar şunu ne diyebiliriz ekonomik diyebiliriz. O zaman ekonominin 3 olduğu yer arkadaşlar hemen D seçeneğinde açıkça görülüyor doğru seçeneğimiz. Türkiye Selçuklu hükümdarı Süleyman Şah İstanbul'un Anadolu yakasını ele geçirerek burada gümrük ta idaresi kurmuştur. Bu durumun Türkiye Selçuklularına hazine gelirlerini artırma, İstanbul Boğazı'nı denetim altına tutma, Doğu Roma İmparatorluğunu varlığına son verme, olanaklarına hangilerini sağladığı söylenebilir. Hazine geliri artar mı? Artar. Neden? Gümrük idaresi kurmuş burada. Geçen gemilerden, boğazlardan, gümrükten dolayı bir kazanç söz konusu. İstanbul Boğazı'nı denetim altına alma. Zaten Boğaz'ın İstanbul yakasını ele geçirmiş, denetim altına almış yani. Doğu Roma İmparatorluğu'nun yani Bizans'ın varlığına son verme böyle bir şey gerçekleşmediği için bunun oranak sağlanmamıştır arkadaşlar. Bir ve 2'nin olduğu C seçeneği doğru seçeneğimiz olacaktır. İkinci kılıcarsın sınırları doğuda Fırat'a, batıda Sakarya'ya kadar genişletmesi ve Bizans'ın Türkleri Anadolu'dan çıkararak Anadolu'ya tamamen hakim olmak istemesi Miryekafonon Savaşı'nın yaşanmasında etkili olmuştur. Buna göre Miryakefolon Savaşı'nın Haçlıların Bizans'ı Türkiye Selçukları aleyhinde kışkırtması, Bizans'ın Anadolu'daki Türk İslam varlığına son vermek istemesi, Türkiye Selçuklularının egemenlik alanlarını genişleterek siyasi açıdan güçlenmesi sebeplerinden hangilerinden dolayı meydana geldiği söylenebilir. Evet, birinci öncümüze baktığımızda Haçlıların Bizansı, Türkiye Selçukluları aleyhinde kışkırtması böyle bir bilgi var mı arkadaşlar? Yukarıya göre yok. Yukarıya göre böyle bir bilgi yok arkadaşlar. Yani dış etki yok. Şu savaşta Miracleun Savaşında dış bir etki söz konusu değil. Bizans'ın Anadolu'daki Türkistan varlığına son vermek istemesi zaten şurada açıkça belirtiyor. Türkiye Selçukluların egemenlik haklı alanlarını genişleterek siyasi açıdan güçlenmesi o da şurada belirtiyor arkadaşlar. Onu da şöyle alabiliriz. Dolayısıyla 2 ve 3'ün olduğu seçenek D seçeneğimiz doğru seçeneğimiz olacaktır. Türkiye Selçuklu Sultanları ve Devlet Adamları Köse Savaşı'ndan sonra Moğollar tarafından atanmaya başlamıştır. Bu durum aşağıdakilerden hangisinin bir göstergesidir? Türkiye Selçuklu'nun siyasi bağımsızlığını yitirdiklerinin açıkça göstergesidir arkadaşlar. Neden? Bir devletin hükümdarını başka bir devlet atıyorsa o devlet arkadaşlar bağımsızlığını yitirmiştir. Açıkça bellidir yani. Buna daha başka söylenişi yok. O yüzden doğru seçeneğimiz A seçeneği. Mirya Savaşı'nın Türkler taarruz gücüne erişirken Bizans'ın savunmaya çekilmesi, Bizans'ın Anadolu'yu Türklerden geri alma ümidinin tamamen sona ermesi, Haçlı seferleriyle Bizans'a geçen üstünlüğün tekrar Türkiye Selçuklularına geçmesi sonuçlarından hangileri? Savaşın Anadolu'daki askeri dengeleri Türkiye Selçukluları lehinde değiştirdiğini gösterir. Evet bu doğrultuda sorumuzu incelediğimiz arkadaşlar üçü de gösterecektir. Mirya Savaşı Türklerin taarruz gücüne ilişkin Bizans'ın savunmaya geçmesi, askeri dengelerin Türk Selçukluları lehine geliştiği, Bizans'ın Anadolu'yu Türklerin geri alma ümidinin tamamen sona ermesi yine Türklerin Anadolu askeri üstünlüğü ele geçirmiş ki Bizans artık bu şekilde düşünüyor. Haçlı seferleriyle Bizans'a geçen üstünlüğün tekrar Türkiye Selçuklularına geçmesi yine Miryokefalon kefalon Savaşı'nın askeri bir seferin sonucundadır. Dolayısıyla bir 2 ve 3 öncüler arkadaşlar Türkiye Selçukları'nın lehinde gelişmelerdir. O yüzden el seçeneğimiz doğru seçeneğimiz olacaktır. çemen Savaşı Türkiye Selçukları ile İlhanlılar arasında Harzemşahların oluşturduğu tampon bölgeyi ortadan kaldırmıştır. Bu durumun aşağıdaki hangisine ortam hazırladığı savunulabilir. Haçlı Seferlerinin Anadolu'yu üzerinden gerçekleştirilmesine alakası yok. Arkadaşlar yukarıdaki gelişme Türkiye Selçukluları ile e, İlhanlı Moğolları arasında bir gelişmedir. Türkiye Selçukluları İlhanlılara karşı Bizanslı ittifak yapmasına yanlış bilgi böyle bir bilgi yok zaten. Moğolların Anadolu'da kalıcı olma politikasını izlemeye başlamasına arkadaşlar henüz daha Anadolu'yu işgal etmemişler. Çünkü daha öz arada tampon bir bölge yok oluyor. Anadolu'nun Türk Anadolu'nun Moğol saldırısına açık hale gelmesine evet bu olur arkadaşlar. Neden olur? Çünkü şöyle yapacak olursak bu tarafta Moğollar var. Bu tarafta Anadolu Selçukluları var. Şu arada ne var? Hardem şahlar var. Hardem şahlar var. Pekala Hardem şahlar eğer tampon bölge. Bakın arada görüyorsunuz tampon bölge. Bunlar kalkarsa ne olur? Artık Anadolu, Moğol tehlikesine açık hale gelecektir. Arada tampon hazırlamışlar, yıkılmıştır. O yüzden doğru seçeneğimiz D seçeneği olacaktır. Karamanoğulları Türkiye Selçuklu Devleti'nin merkezi olan Konya'da kurulduğu için kendilerini bu devletin mirasçısı olarak görmüşlerdir. Bu durumun Osmanlıların Balkanlara kalıcı olarak yerleşme, Anadolu Türk siyasi birliğini sağlama, Gaza yoluyla İslam egemenliğini genişletme politikalarından hangilerine karşı en fazla direnci gösteren beyliğin Karamanoğlu olmasına yol açtığı savunulabilir. Bu doğrultuda baktığımız arkadaşlar ee, Balkanlara kalıcı olarak yerleşmesiyle Karamanoğullarının mirasçı olması arasında bir bağlantı yok. Anadolu'nun mirasçısı olması arasında. Ama Anadolu Türk siyasetinin birini Osmanlı Devleti sağlamaya çalışıyor. E Karamanoğulları da sağlamaya çalışıyor. Hatta Karamanoğullar Osmanlı Devleti'ne diyor ki eğer Anadolu'da birlik sağlanacaksa bunu biz sağlarız. Neden? Osmanlı sen karışma. Neden? Çünkü biz yıkılan Selçuk Devleti'nin başkenti Konya'da kurduk Bu hak Anadolu'da siyasi birle, sağlam hakkı bizim hakkımız diyor. Dolayısıyla direnç oluşturur Osmanlı'ya karşı. Gaza yoluyla İslam egemenliğini genişletmesinde arkadaşlar e, Osmanlı'ya karşı bir direnci var mı? Yok. Yani Karamanoğulları'nın Osmanlı'nın Balkanlarda ilerlemesine, Gaza yoluyla İslamiyet'i genişletmesine Balkanlarda herhangi bir direnci yok. İkisinin arkadaşlar zıtlaştıkları konu yalnız iki B seçeneği olacaktır diyoruz. Baba İshak isyanının güçlükle bastırılması Türkiye Selçuklu Devleti'nin eski gücünde olmadığını ortaya koymuştur. Bu durumun aşağıdakilerden hangisine ortam hazırladığı savunulabilir. Merkezi otoriteyi güçlendirmek için ıslahatların yapılmasına Türkiye Selçuklu'da ıslahat söz konusu değildir. İlhanlıların Anadolu'ya saldırmasını cesaretlenmesine evet arkadaşlar bu. Neden? Arkadaşlar Baba İshak isyanı 1240 yılında oldu. Ve dolayısıyla Anadolu Selçuk Devleti bu isyanı zor bastırdı. Ve onlar ile sınır komşusu olan Moğollar Anadolu Selçuk Devleti'nin çekiniyorlardı gücünden ama böyle bir isyanı bastırmakta güçlük çektiklerini görünce Anadolu Selçuk Devleti'nin zayıfladığını anladılar ve Moğollar Anadolu'ya 1243 da Savaşı'yla saldıracaklardır. Ama onlara bu ışığı veren, bu gücü, bu enerji, cesareti veren Baba İshak isyanının zor bastırılmasıdır. O yüzden doğru seçeneğimiz B seçeneği olacaktır.